Akif Beki, Karar Gazetesi. Neden yedik Putin'in şekerlerini? Bazı tatlılar zehir gibidir. En tatlı zehirlerin başında da şeker gelir. Modern tıptan çok önce Karacı olan söylemişti bunu. Aa oldu yediğimiz şekerler demişti. Demek şekeri yerken iyi düşünmek gerek. Zehir olup burnumuzdan gelebilir. Kanser bile edebilir maazallah. Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerini okurken geliverdi aklıma. Bulduğu her şekerlemeyi kendi YouTube ahalimize de afiyetle yutturmak için seferber olanlar Putin'in güzel sözlerini kaçırır mı? Hemen sevdiler. Rusya Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem bölgede hem dünyada hem de İslam dünyasında otoriteye sahip diyordu. Bayram değil, seyran değil ama ne iş olduğu da belliydi aslında. Yine de işkillenmeyip havalara uçmaz mı bizim şekerlemeciler? Yok yok, ifla olmazlar. İstiyorlar ki Putin Erdoğan'ı Allah için seviyor, hayrına övüyor sanalım. Şekerlemeyi damardan alıp kendimizden geçelim, mest olalım. Putin Erdoğan'a bu komplimanı Rusya'nın Davos'u denilen ekonomi forumunda yaptı. Fakat aynı toplantıya Deva lideri babacını da davet etti. Erdoğan'ı ne kadar rahatsız edeceğini bilmiyor muydu? Onunla kalsa yine iyi. Putin orada bizim iktidara başka sopa da gösterdi. Ekonomik sebeplerle Rusya'ya karşı Batı'ya yakınlaşırsak zarar göreceğimize dair ince bir tehdit savurdu. Hesapsız sevgisinden miydi bunlarda? Gurur okşayan iki şekerleme kör etmese hangi göz Putin'in sözlerinin pek de çiçek atıyor, öpücük gönderiyor gibi anlaşılmayacağını görmez, dümdüz uyarıyor. Aklı sıra ayağınızı denk almaya çağırıyor. Putin'in ağzından çıkan şu sözleri yenir-yutulur tarafı var mı? Bana öyle geliyor ki son dönemde Türkiye'de hükümetin ekonomi yönetimi batılı finans kuruluşlarından kredi, yatırım ve hibe almaya odaklanıyor. Herhalde bu kötü bir şey değildir. Ama eğer bu Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olursa o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olur diye düşünüyorum. Benim görüşüm böyle. Bence böyle bir tehdit bulunuyor aklı fikri Putin'in şekerlerinde kalanlar daha önce yedikleri ucuz popülizm şekerlemelerini de mi hatırlamıyor? Suudi Veliaht Prensi Abu Dhabi emiri Sisi Esad Miçotakis bizim için yok hükmündeler. Yunanistan'a da bir gece ansızın gelebilirdik. Zehir olmadı mı hep o baldan tatlı öfke patlamalarımız? Belli ki Rusya ile yakınlaşma kartını oynamamızın miyadı doluyor. Putin'le bir olup batıya parmak sallama, ayar çekme şekerlemeleri tükendi. Her seferinde Rusya'ya kızıp acısının batıdan çıkarmak ne tatlıydı oysa. Şimdi Putin para için batıya yaklaşıp Rusya'dan uzaklaşmaya kalkarsak yediğimiz o şekerlerin zehir olacağını söylüyor. Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi, sabahki hurmaların akşam tırmalaması hakkında deneyimlerimiz de var üstelik. Yerken sonunu niye düşünmedik? Değdi mi Putin'in şekerlemelerini lüplettiğimize?